Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.